Herkese yeniden merhaba. Çok uzun bir süredir sizlerle paylaşmayı istediğim Haruki Murakami rehberini sonunda çekebildiğim için çok mutluyum. Açıkçası bu videonun bu kadar çok beklemesinin nedeni yazarın bütün külliyatını bitirmek istiyor olmamdı. Yazarın Türkçe'ye çevrilmiş olan 21 kitabından 15 tanesini okudum. Çok büyük bir çoğunluğunu okuduğum için de artık okuma rehberini çekebileceğimi düşünüyorum. Bu videoda hiç bahsetmeyeceğim sadece 3 tane kitap olacak. Onları da zaten açıklamalar kutusuna bu videonun dışında bıraktığım için eklemiş olacağım. Onları da göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar başlangıç için uygun mudur, hangi kitaptan sonra okunmalıdır gibi noktaları pek fazla bilmiyorum ne yazık ki. Öncelikle yazarın hayatından, etkisinde kaldığı akımlardan, eserlerindeki dilden ve içerikten söz edelim. Haruki Murakami 1949 yılında Kyoto'da doğmuş Japon bir yazar. Çok katı bir günlük rutini olan yazı disiplini çok yüksek olan bir yazar. Günde 10 kilometre koşan yazar aynı zamanda çok tutkulu bir sporcu ve koşucudur. Yazmaya başlaması 20'li yaşlarının sonlarına dayanıyor aslında. Şimdilerde yazarlığının 40. yılında. Eserleri geleneksel Asya ve Japon edebiyatının izlerini taşımıyor. Hatta bu yüzden çok fazla eleştiriye de maruz kalıyor. Kitaplarında çoğunlukla büyülü gerçeklik, sürrealizm, postmodernizmin etkileri görülmektedir. Gerçeklik algısını ustalıkla eğip bükmeyi başaran bir yazardır. Ama bir röportajında kitaplarındaki sürreal ögelerle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Okurlarım bana hayalle gerçeği çok fazla karıştırdığımı söylüyorlar. Fakat bence bu ikisi arasında o kadar da keskin çizgiler yok. Hangisinin nerede bitip nerede başladığını kestirmek zor. Çoğunlukla basit, yalın bir dil kullanan yazar, genelde muğlak, tekinsiz, açık sonlu kurguları tercih eder. İlla kitaplarında bir ortak nokta bulmamız gerekirse, birçok kitabının temelinde, çekirdeğinde yatan bir tema karşımıza çıkar: yalnızlık. Yalnızlık olgusunu çok evrensel biçimde ele alıyor bence ve bütün karakterlerinde yalnızlığın bir çeşidinin bulunduğunu görebiliyorsunuz. Bazen kafanın içinde yaşanan, bazen gerçekten fiziksel bir yalnızlık, bazen tek kişilik, bazen İki kişilik bir yalnızlık, bazen de kalabalıklar içinde yalnızlık. Birçok karakterinin yaratılışında bu bireysellik ve yalnızlık çok ön plandadır. Eğer sizin için bir sorun teşkil edecekse şunu söylememde fayda var. Yazarın birçok kitabında yoğun bir şekilde erotizm ve cinsellik barınır. Genellikle de cinsel birleşimin bir anlamı vardır. Yani çoğunlukla bir değişimin, bir dönüşümün başlangıcı niteliğindedir ve bir tetikleyici görevi görür. Yazarın kitapları ile ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de birçok şarkının, kitabın, filmin bahsediliyor olmasıdır. Kendi zevklerini çok fazla ön plana çıkaran bir yazardır. Murakami okurları genellikle ikiye ayıran bir yazardır aslında. Ya onun kitaplarını çok seversiniz ya da bu adam ne saçmalıyor deyip sevmezsiniz. Ben bu videoyu izleyenlerin ilk grupta olmasını istediğim için sizlere bugün yazara başlamak için uygun olduğunu düşündüğüm kitaplardan söz edeceğim. Ve daha sonrasında da nasıl devam edebilirsiniz, hangi kitaplarında nelerden bahsediyor onlardan söz edeceğiz. Öncelikle başlangıç için uygun olduğunu düşündüğüm sürükleyici ve anlaşılır romanlarıyla başlamak istiyorum. Başlangıç için önerebileceğim 4 kitabım var. Bunlardan ilki Sputnik sevgilim. Japonya'dan kalkıp Yunan adalarına kadar uzanan, sizi de peşinde sürükleyen bir hikaye bu. Anlatıcımızın aşık olduğu Sumire ve Sumire'nin aşık olduğu Mio arasında geçenleri anlatan bir kitap. Gizemli ve ilginç bir kurgusu olan kitapta paralel evrenler ve öte dünya konularına da dokunuluyor. Benim çok akıcı bulduğum bir kitaptı ve her bir karakteri de okumaktan çok keyif almıştım. Başlangıç için önerebileceğim bir diğer kitap ise İmkansız'ın Şarkısı. Bu yazara dünya çapında ün kazandıran ilk kitap aslında. Benim de en sevdiğim Murakami kitaplarından bir tanesi açıkçası. 68 kuşağının üniversitelerde meydana gelen protesto ve çatışmaların gölgesinde yaşanan bir aşk bu. Çok dokunaklı, çok nostaljik bir havası var bence kitabın. Kitabın orijinal ismi ise Norwegian Wood. Bu Beatles'ın bir şarkısının ismi ve kitapta oldukça önemli bir yere de sahip. Yazarın en az fantastik öge barındıran kitabı diyebilirim. Önerebileceğim bir sonraki başlangıç kitabı ise Kadınsız Erkekler. Ben bir yazarı başlarken eğer varsa öyküleriyle başlamayı tercih ediyorum. Siz de benim gibiyseniz yazarın tarzını anlamak için Kadınsız Erkekler öykü kitabıyla başlayabilirsiniz. Kitapta 7 tane öykü var ve hepsi terk edilmiş, aldatılmış, aldatmış olan bir şekilde kadınlar tarafından bırakılmış olan erkekleri ele alıyor. Birbirinden çok ama çok farklı arka planlara sahip olan bu öykülerde ortak nokta yalnızlık ve terk edilmişlik hissiydi. Çok etkileyici ve çok ilginç hikayelerin yer aldığı bu kitap bence yazara aşinalık kazanmak için oldukça uygun bir kitap. Yazara başlarken önerebileceğim bir diğer kitap ise
1Q84. Açıkçası bunu önersem ve önermesem mi çok emin olamadım. Çünkü toplamda 1254 sayfadan oluşan bu kitap birazcık göz korkutuyor. Gemileri yakıp gözünüzü karartacak olursanız 1Q84'te aslında başlamak için çok uygun. Öncelikle bu konuyla ilgili çok yaygın bir kafa karışıklığını düzelteyim. 1Q84 bir seri değil aslında. 1254 sayfadan oluşan uzun bir roman. 3 cilt halinde basılıyor. Bu yüzden de insanlar bazen seri olduğunu düşünebiliyor. Yani evet 1, 2, 3 zaten birbirinin devamı ama bunlar seri şeklinde değil, tek seferde basılmış bir kitap. Ben yazara 1Q84 ile başladım sayılır. Aslında öncelikle Karanlıktan Sonra kitabını alıp bir ısınma turu yapmak istemiştim. Fakat bu ısınma turuna hiç gerek yokmuş. Yeri gelmişken Karanlıktan Sonra kitabından da birazcık bahsedeyim. Bu arada çok ağır oldular, ben bunları bırakıyorum. Karanlıktan Sonra çok kapalı bir anlatım tarzı olan, anlaşılması biraz güç bir kitap. Dolayısıyla da 1Q84'ten önce onu okumuş olmama çok fazla gerek yokmuş. Karanlıktan Sonra kitabını başlangıç için tavsiye etmiyorum. Ama daha sonrasında yazara alıştıktan sonra okuyabileceğiniz bir kitap bence. 1Q84'e geri dönecek olursam eğer, benim en sevdiğim Murakami kitaplarından bir tanesi. Zaten eğer profil fotoğrafıma dikkat ettiyseniz hala bu kitapla olan fotoğrafım duruyor. Boyutlar arası bir kovalamaca ve evrenleri peşinde sürükleyen bir aşk hikayesi. Oldukça komplike bir roman olmasının yanı sıra aynı zamanda çok akıcı, çok sürükleyici bir kurgusu da var. Ayrıca benim hala en sevdiğim iki karakteri, en sevdiğim edebiyat çiftini içinde barındırıyor. Aomama ve Tengo. İkisini ayrı ayrı, ikisini birlikte çok seviyorum. İki karakter de birbirinden güzeldi ve kitabın bu kadar uzun olması gözünüzü korkutmasın. Bu aslında sizin hikayeye daha fazla bağlanmanızı sağlayan bir etmen haline geliyor. Bahsettiğim dört kitabı okuduktan sonra devam edebileceğiniz bir kitap Sahilde Kafka. Yazarın en sevilen ve en bilinen kitaplarından bir tanesi olma özelliğine sahip bu romanda bir kehanetten kaçan genç bir çocuğun yaşadıkları anlatılıyor. Bu kehanet kendisiyle alakalı bir kehanet ve bunun gerçekleşmemesi için uğraşıyor diyebiliriz. Fakat kehanetler genellikle kendini gerçekleştiren, kendini doğrulayan kehanetlerdir. Ve bu kitapta da bunun paradoksu çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Bu kaçış ve gizleniş esnasında Kafka Tamura'nın yaşamış olduğu şeyleri, karşılaştığı insanları, hikayeleri okuyoruz. Murakami'nin dilinin ve büyülü gerçekliğin en net biçimde yansıtıldığı kitaplarından bir tanesidir. İçindeki metaforlar, semboller, karakterler bence çok güzel bir şekilde işlenmişti ve çok etkileyiciydi. Sonraki kitabım ise Sınırın Güneyinde, Güneşin Batısında romanı. Ana karakterin bazı özelliklerinin Murakami'yi çok fazla çağrıştırdığı bir roman bu. Her şeyin yolunda gittiği, çok mutlu olduğu bir hayata sahip olan bir karakterimiz var. Çocukluk yıllarından kalma yaşanamamış bir aşkın yeniden gün yüzüne çıkması ve bu karşılaşmanın ardından tamamen rayından çıkan, tamamen alt üst olan bir yaşam. Bu kitabı seviyorum çünkü içerisindeki derinlik çok hoşuma gidiyor. Duyguların çok canlı, çok yoğun bir şekilde verildiğini düşünüyorum. Sonra kitabım ise Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu. Bu kitabı Kindle'dan okuduğum için şu anda yanımda yok. Buraya bir yere fotoğrafını bırakacağım. Bu kitap genel Murakami çizgisine göre bile oldukça sıra dışı, oldukça uçuk kaçık bir hikaye. Tamamen bambaşka bir evrenin, hatta iki tane bambaşka evrenin kapılarını aralıyor size. Gölgenizin sizden ayrı yaşamlarının olduğu, metro altlarında korkunç yaratıkların kol gezdiği ve rüya okuyuculuğu diye mesleklerin olduğu evrenlerden bahsediyorum. Bu çarpıtılmış, yeniden yaratılmış olan gerçekliklerin arasındaki bağı bulmak ve kurgunun içerisine girmek birazcık zaman alabiliyor. Fakat olaylar sizi içerisine aldıktan sonra çok sürükleyici bir hikayeyle baş başa kalıyorsunuz. Öyle belirsiz, öyle muğlak bir kurgu ki karakterlerin hiçbirinin ismi bile yok. Hatta bu önemli de değil zaten. Ben bu kitabı aslında başlangıç için çok fazla önermiyordum. Yazara biraz daha aşina olduktan sonra okunması taraftarıydım. Ama bu kitapla başlayıp çok seven insanlar olduğunu da gördüm. O yüzden kararı size bırakıyorum. Sonraki kitabım ise Rüzgarın Şarkısını Dinle. Bu yazarın ilk kitabı. Murakami'nin yazmaya başlama süreci 20'li yaşlarının sonlarına dayanıyor. Karısıyla birlikte bir caz barı işleterek geçimini sağladığı günlerde bir beyzbol maçına gidiyor. Ve beyzbol maçındaki oyunculardan, maçtan, oyundan bağımsız biçimde bir anda aklına ben galiba yazar olabilirim fikri geliyor. Daha sonra bu fikri denemeye karar veriyor ve ilk kitabı olan Rüzgarın Şarkısını Dinle kitabını yazıyor. Sonrasında ise devamı niteliğindeki Pinball 1973'ü yazıyor. Bu iki kitap yazarın ilk eserleri olduğu için oldukça deneysel ve yazar da birazcık kendini keşfetmeye çalışıyor diyebiliriz. Bunun izleri oldukça görülüyor. Bu iki kitabı yazmasının ardından Murakami caz barını kapatıyor ve kendini tamamen yazarlığa veriyor. Rüzgarın Şarkısını Dinle'nin birinci kitabı olduğu 4 kitaplık bir serisi var.
Rüzgar'ın şarkısını dinleden sonra Pinball 1973 geliyor. Daha sonrasında 3. kitap Yaban Koyunun İzinde ve 4. kitap da Dance Dance Dance. İlk kitapta sevgilisi ölen bir anlatıcımız var ve Fare Takma isimli bir karakter var. Bu karakterlerin zamandan bağımsız biçimde yaşadıkları anlatılıyor. Serinin diğer kitaplarını okumadığım için yorum yapamıyorum ama bildiğim kadarıyla bunlar aslında zamansal olarak illa birbirinin ardından okunması gereken kitaplar değiller. Ama yine aynı karakterlerin başından geçenler anlatılıyor. Sonrasında ise yazarın özel baskılı kitapları var. Ben bunların hepsini okudum ama iki tanesi Kindle'ımda olduğu için onları size gösteremiyorum. Öncelikle Tuhaf Kütüphane var. Bu kitabın İngilizce baskısını %86 indirimle 10 TL'ye almıştım ve benim için hayatımın indirimiydi diyebilirim. Yazarın bazı kısa öykülerini bu şekilde özel baskılarla basıyorlar. Bunlar arasından Türkçe'ye çevrilenler Tuhaf Kütüphane, Fırın Saldırısı, Uyku ve Doğum Günü Kızı. Bunlar çok kısa olmasının yanı sıra aynı zamanda çok yoğun biçimde sürreal ögeler barındırıyorlar. Ben özellikle Uyku'yu çok sevmiştim ve onu çok etkileyici bulmuştum. Son olarak yazarın 2 adet kurgu dışı kitabı bulunuyor. Mesleğim yazarlık ve koşmasaydım yazamazdım. İkisi de kendi kişisel deneyimlerini anlattığı kitaplar aslında. Bunları dilediğiniz zaman yazar hakkında bilgi edinmek için alıp okuyabilirsiniz. Ben genelde biyografik içeriklerin yazarın kitapları okunduktan sonra okunması taraftarıyım. Ama koşmasaydım yazamazdım okurken gerçekten yazarın disipline, iradesine, hayata bakışına hayran kalmıştım. Çok temiz ve çok berrak bir zihni var bence Murakami'nin ve hayatı anlamlandırma biçimi de çok ilginç geliyor bana yani. Hayatı tüm açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla görüyormuş gibi hissediyorum. Ve o berrak zihnin içerisinde bin bir türlü tilki dolaşıyor. Benim için Murakami açıkçası yaşayan bir efsane ve son yüzyılın en iyi yazarlarından bir tanesi. Yazarın okumadığım kitapları ne yazık ki hala var ama birkaç ay içerisinde onları da bitireceğimi umuyorum. Okumadığım kitapları bu listenin dışında bırakmak durumunda kaldım. Onları dediğim gibi açıklamalar kısmına ekstra olarak eklemiş olacağım. Okudukça sizlere zaten hem Instagram'da hem de burada aylık okumalarımda güncellemeler yapıyor olacağım. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Benim çok sevdiğim bir yazar olan Murakami ile tanışmanızı çok isterim. Dediğim gibi oldukça tartışmalı bir yazar olduğu için sever misiniz, sevmez misiniz garanti veremiyorum. Ama umarım siz de seven tarafta olursunuz. Murakami'nin dünyasının içine girmek bambaşka bir şey çünkü. Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Beni sevdiyseniz Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.